Peki, üç tane hızlı hızlı vereyim, şeyi soracağım bunları. Bir gece bina ışıklandırması diyorsunuz ki devlet bu binaları ışıklandırarak çok para harcıyor. Evet. Bütün bu kamu binalarımız niye ışıklandırılıyor, bir faydası var mı diyorsunuz? Evet, işte kapanıyor. Bir sonrası. Ya, koysanız da onları. Var arkada gösteriyor. Bak şimdi ben size şimdi size soruyorum. Bu hızlı hızlı ama vaktim az hocam. Ya burada şahısları falan söylemek istemiyorum. Burada örnek. Şimdi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. Şimdi soruyorum. Ne yapar orası? Sadece ve sadece ruhsatlandırma işlemi yapar. Ne, kime yapar? Maden ve petrol işine girecek iş adamı. Ya arkadaşım, sen var ya mağarada yaşasan, mağarada. O seni gelir onun bulur. Yerini bulur o iş adamı. Gider bulur. Nasıl bir levha biliyor musunuz? Ben tenzih ederim. Oradaki yöneticiye yönelik yok, değil. Ben sadece yani. Örnek. Nasıl biliyor musun oradan? Şimdi o Konya yolu üzerinde iki taraflı bile yapılmış. Yani inanılmaz bir görgüsüzlük var. Şimdi Samsun tarafından geliyorsun, bir tarafını görüyorsun. Efendim Konya tarafından geliyorsun, oradan... Ya arkadaşım, sen benim paramı niye israf ediyorsun ya? Kritik bir araba. Hayır, yani niye yapıyorsun bunu ya? Niye, nedir, mantığı ne? Ulan gece oraya gelip bana ruhsat mı vereceksin gece geldiğim zaman? Ben sabah saat 9'da da gitsem gelip beni almazlar. Randevu alacaksın. Efendime söyleyeyim, bir bakalım edecek. Bir ruhsatın alması en az 5 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl süren bir şey. Yani bunun mantığı var mı? Bir de enerji piyasası düzenleme, ayıp değil mi? Şu enerji piyasası düzenleme kurumunun levhası ne kadar biliyor musunuz? Bir bina büyüklüğü. Böyle bir görgüsüzlük olabilir mi ya? Niye diyorum bunu biliyor musun? Benim vergilerim çalınıyordu onun için. Ay çok fena hocam. Ben ya. Veriyorum çünkü ben vergi doğru, ödüyorum. Hakikaten. Biliyorsunuz bu kadar büyük en iyi vergi ya. Ödeyenler kim biliyor musunuz? Devletten maaş alanlar, emekliler. Niye? Kaynağında kesiliyordu onun için.